Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye karşı terör örgütü PKK-YPG'ye tam destek veren Amerika Birleşik Devletleri ikiyüzlü politikasına devam ediyor. Terör örgütünün işgali altındaki bölgelerde 30'a yakın üs kuran ABD bu bölgelere on binlerce tırdan oluşan ağır silah ve teçhizat gönderdi. Bölgede tıpkı Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi özerk bir yapı oluşturmak isteyen ABD, Türkiye'nin güvenlik endişelerini de hep göz ardı etti. Aralık 2018'de Suriye'den çekiliyoruz açıklaması yapan Trump yine aynı hamleyi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güvenli bölge konusunu görüşmek üzere Kasım ayında Washington'a davet eden Donald Trump, Twitter hesabından yine ilginç açıklamalarda bulundu. İşte Trump'ın o açıklamaları. Yıllar önce ABD yalnızca 30 gün süreyle Suriye'ye gitti. Orada kaldık ve hiçbir amacı olmayan bir savaşın daha da derinliğine çekildik. Washington'daki görevime başladığımda DEAŞ bölgenin her tarafına yayılmıştı. DEAŞ'ı tamamen bozguna uğrattık. Birçoğu Avrupa'dan gelen DEAŞ'lıları esir aldık. Fakat Avrupa onları geri istemedi ve ABD'ye onları tutmasını söyledi. Hayır dedim, size harika bir iyilik yaptık ve şimdi bizden DEAŞ'lıları yüklü maliyetle ABD hapishanelerinde tutmamızı istiyorsunuz. Onlar yargılamanız için orada. Yine hayır dediler. ABD'nin her zamanki gibi NATO'da ve ticarette olduğu gibi enayi olduğunu düşündüler. YPG, PKK bizlerle savaştı fakat bunu yapmaları için onlara yüklü miktarda para ödendi ve ekipman verildi. Onlar onlarca yıldır Türkiye'ye karşı savaşıyor. Bu savaştan yaklaşık 3 yıldır uzak durmaya çalışıyorum fakat artık sonu olmayan bu saçma savaşlardan çekilmenin ve askerlerimizi eve getirmenin vakti geldi. Çıkarımıza olan her yerde savaşacağız ve yalnızca kazanmak için savaşacağız. Türkiye, Avrupa, İran, Irak, Rusya ve Kürtler şimdi durumu çözmek ve esir alınan DEAŞ'lılarla ne yapmak istediklerimi çözmek zorundalar.